Merhaba arkadaşlar, Jakob Videoları TR kanalındaki eğitim videomuza hoş geldiniz. Öldürmeye programlı iki canlı. Bir pençe darbesiyle bir atın bel kemiğini kırabilecek güce sahip olan bir aslan, dünyanın en büyük ve en güçlü yılanını da avlamaya cesaret edebilir mi? Her ne kadar Ormanlar Kralı lakabını almış olsa da, vücuduyla yakaladığı avı sararak kemiklerini kıracak kadar güçlü olan piton yılanını da hafife almamak gerekir. Kendi aralarındaki olası bir rekabette aslan, içeri çekilebilen pençeleriyle pitonun kafasına vurup beynine hasar vermeye çalışır. Tabii bunu yaparken pitonun devasa kas gücü olan vücudu tarafından yakalanmaması gerekir. Kendi bölgelerinin en güçlü avcıları konumundadır. Kükremesi neredeyse 3 kilometre mesafeden bile duyulabilen kaplanlar, doğada yetişkin ayıları avlayabilen tek canlıdır. Bu yüzden vahşi doğadaki azılı yaban domuzlarını avlayabilmesi pek şaşırtıcı olmasa gerek. Doğanın yaşam dengesi içerisinde gerçek birer kamuflaj ustalarıdırlar ve insanlara bile görünmeden hayatlarını devam ettirebilirler. Büyük kediler sınıfında yer alan ve boyut olarak en büyük vahşi kedi olan kaplan, bir yaban domuzu avlayacağı sırada avına son derece sessiz bir şekilde yaklaşır. Genel olarak yalnız başlarına gezen ve bölgeci hayvanlar olduğundan yaban domuzunun en ufak bir hatası kendi sonunu getirebilir. Bölgeci olduklarından kendi bölgelerine giren diğer kaplanlara, yırtıcılara ve insanlara karşı oldukça agresif olabilirler. Yaban domuzları iri gövdeli, kalın ve kuvvetli bacakları, uzun ve büyük bir başı ile güçlü bir görünüşe sahiptir. Hantal görünmesine rağmen oldukça atik bir vahşi hayvandır. Vücudu sert ve uzun kıllarla kaplı, kuvvetli bir hayvandır. Gövdesi iki yandan şişkindir. Böylece çalılıklar ve fundalıklar arasında kendine rahatça yol açabilir. Bacakları kısa olduğundan vücudu yere sağlam basar. Bu özellikleriyle kaplanlara ikili mücadelede zor anlar yaşatabilir. Aslanların menülerinde yer alan inanılmaz güçlü vahşi bir hayvan. Bufalolar oldukça ağır, büyükbaş hayvan türlerindendir. Dolayısıyla ağırlıkları 850 kilograma kadar ulaşabilir. Aslanları boynuz darbeleriyle ağır yaralayıp ve hatta ölümlerine sebep olabilen iri ve son derece güçlüdür. Ayrıca oldukça agresiftirler. Öldürücü boynuzları ile saldırıya geçmekte ve bu sayede çoğu karşılaşmalardan galip ayrılarak dönmektedir. Sürüler halinde hareket etmeleri diğer vahşi hayvanların onlardan çekinmesine neden olabilir. Ama aç bir aslan için bu hiç önemli değil. Bufalolar sıklıkla aslanlarla karşılaşmaktadır. Aslanlar da sürüye saldırırken sürüdeki en zayıf ve en güçsüz olan bufaloyu bulup onu avlamaya çalışır. Ama sürüden ayırabilirse iri ve aşırı güçlü bufalolara bile saldırmaktan çekinmez. Öleceğini bilse bile. Bir pençe darbesiyle bir atın bel kemiğini kırabilecek güce sahip olan aslanlar için avın kim olduğunun pek bir önemi yok. Çünkü saldırıya tek değil, grupla birlikte saldırırlar ve bu da onları yenilmez bir takım yapar. Dünyadaki en güçlü ısırığa sahip olan timsahların 24 tane dişi vardır ve bunlar çok keskin ve güçlüdür. Bataklıklar kralı olarak bilinen timsahlar bu muazzam çene gücü sayesinde özellikle su altında her türlü hayvana karşı kafa tutabilir. Bazen menülerine bir fili bile dahil edip file su altından saldırılar düzenleyebilir. Babunların ne kadar cesur ve atik olduklarını ve reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ama bunlar bir timsahı korkutmaya yetecek özellikler değil. Sadece kendini ondan hızı ve refleksi sayesinde kurtarabilir. Su altında 2-3 saat kalabilen timsahlar potansiyel bir av gördüğünde su altında nefes almadan saatlerce hareketsiz durabilir. Doğru anda ise su üstüne hızla çıkarak hamlesini yapar ve eğer çenesi ve sivri dişleriyle avını yakalarsa genel olarak onu su altına çeker ve boğmasını sağlar.
İşte karşınızda iki ezeli düşman. Kurtlar ve ayılar birçok kez karşı karşıya gelmiştir. Genel olarak ayıların avlarını ellerinden almaya çalışan kurtlar takım halinde ve çok dikkatli bir şekilde ayıya birçok farklı noktadan saldırıp ayıyı kaçırtmaya çalışırlar. Kurtlar tırnak uçları üzerinde koşarlar. Bu da onların durup hızla dönmelerine ve pençe petlerinin yıpranmasını önlemeye yardımcı olur. Kurtlar yaklaşık 200 milyon koku hücresine sahiptir. Bu sayede diğer hayvanların kokusunu 1 milden yani 1.6 kilometre uzaklıktan alabilirler. Kurtların en güçlü organı çenesidir. 7 santimetre karelik alana yaklaşık 680 kilo bir ezme basıncı yapabilir. Ağızlarında keskin ve güçlü 42 diş bulunur. Çeneleri bir köpeğinkinden çok daha fazla açılır. Ancak bu özelliklerine rağmen doğada yaşayan yetişkin bir ayıyla karşı karşıya gelmek istemez. Ayının pençeleri çok uzun ve sivri olduğundan kurtlara indirecek bir pençe darbesi kurdun sonunu getirebilir. İki ezeli düşman ve aralarındaki kıyasıya rekabet sürekli belgesellerde anlatılmakta. Aslanlar avlarını ölüm ısırışıyla boynundan ısırarak çabucak öldürürken, sırtlanlar daha canlıyken karnından yemeye başlar. Belgesellerde çoğunlukla aslanın elinden avını alan sırtlanlar görürüz. Oysa gerçekte durum tam tersidir. Sırtlan, aslan ve leopardan çok daha küçüktür ve çoğu durumda avını aslana kaptırır. Esasında aslan da sırtlan gibi yarı yarıya eşçildir. Bu iki canlı da fırsatçıdır. Av bulamadıklarında başkasının avını çalmakta hiçbir sakınca görmezler. Gücü yeten yemeği kapar. Normal şartlarda aslanlar da sürü halinde avlanırlar ve avlarını sırtlanlara kolay kolay kaptırmazlar. Ancak bazı durumlarda aslanın yorgun, yaşlı, tek başına kalmış ya da tok olduğu kimi durumlarda avını sırtlanlara kaptırabilir. Sırtlanlar önemli miktarda leş yemelerine rağmen çoğunlukla yiyeceklerini kendileri öldürürler. Yetişkin benekli sırtlanlar sadece 60 kilo gelmelerine rağmen Afrika öküzü, zürafa gibi kendilerinden çok daha büyük hayvanları avlarlar. Sırtlanlar birçok büyük kedinin yaptığı gibi avlarını gizlice yaklaşıp sürpriz saldırı düzenlemek yerine avlarını yorup bıktırıncaya kadar kovalarlar. Sırtlanların en önemli özelliği çenelerinin güçlü olmasıdır. Timsahlar ile birlikte en güçlü çeneye sahip vahşi hayvanlardan bir tanesidir. Çeneleri o kadar güçlüdür ki kemikleri dahi kırabilir. Vahşi doğada çok nadir karşı karşıya gelen iki rakip. Kara panter, kara jaguar olarak da bilinir. Jaguar ismi jaguar kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime tek bir sıçramayla öldüren anlamına gelir. Belgesellerde sıkça karşılaştığımız bu yırtıcı avcılar genellikle tek başlarına yaşarlar. Öylesine güçlü ve cesaretlidirler ki doğada hiçbir hayvan bir jaguara saldırmaya kalkışamaz. Her türlü hayvanın düşmanı olan bu tehlikeli canlılar insanlara da saldırırlar. Kısacası doğanın kafa tutulamayacak hayvanlarıdır. Aslan ve kaplan kadar büyük olmamalarına rağmen vücudundaki kuvvetli kas yapısı onlara bu saldırganlık yeteneğini katmıştır. Avının şakak kemiklerinden ısırarak beynini etkisiz hale getirir ve bu sıra dışı öldürme yöntemiyle diğer kedilerden ayrılır. Ama dev anakonda yılanını hafife almamak gerekir. Devasa vücuduyla kara panteri yani kara jaguarı yakaladığında jaguarın kurtulma şansı çok azdır. Çünkü vücuduyla vahşi kediyi tıpkı bir mumya gibi sarıp bir yandan nefes almasını engellerken diğer yandan da kemiklerini sıkarak kırmaya çalışır. Bu inanılmaz özellikteki yılana kimse av olmak istemez. Aslanlar öylesine güçlü yırtıcılardır ki menülerinde yırtıcı hayvanlardan gergedan ve fillere kadar bütün canlılara saldırabilirler. Bunlardan biri de babunlardır. Aslanların yaşadığı bölgelerde yaşayan babunlar sürekli dikkatli ve temkinli olmak zorundadır. Leoparlar kadar olmasa da
ağaçlara çıkıp babunlara saldırabilir ya da çalılıklar arasında gizlenip babun grubunu diğer aile fertleriyle birlikte pusuya düşürüp avlayabilirler. Ancak çok istisnai durumlarda babunlar da aslanlara kafa tutabilir. Ancak bu durum genel olarak acı sonla biter. Aslanlar babunlara saldırı düzenlediğinde direkt babunun boğazına veya arka tarafından boynuna saldırıp nefes almasını engellemeye çalışır. Babunun nefes alışverişi kesilince de o günkü ziyafetini çekmeye başlar. Videomuzun sonuna geldik dostlarım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.